Hayırlı sabahlar değerli Bitlis TV izleyicileri. Hazar ile Sabahın Rengi programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Kendisini sizlere takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. Behzat Durak, Diyanet Sen Bitlis Şube Başkanı. Bitlis Merkez, Hacı Hikmet Kiler Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğreticisi olarak aynı zamanda görev yapmaktayım. Bununla birlikte sendikal faaliyetler noktasında da yaklaşık 8 yılı geride bıraktık. Diyanet Sen Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Malumunuz Diyanet Sen Memur Sen'e bağlı konfederasyon olarak. 8 yılımızı geride bırakmış olduk. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim, sağ olun. Dün bir seçim yapıldı hocam Diyanet İşleri adına. Evet. Tekrardan başkan seçildiniz. Sizleri Evet. tebrik ediyorum. Teşekkür. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Hayırlara ederiz. vesile olun inşallah. Sağ olun. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Hazal Hanım malum 8 yılı az önce ifadelerimde dile getirdim. Geride bıraktık. 2014 Kasım'ında seçilmiş oldum. Camiamızın, Diyanet Camiası'nın teveccühü neticesinde 8 yıllık bir süre tamamlanmış oldu. 4 yılda bir seçim yapılıyor. Yine böyle 4 yıl önce de yine seçim olmuştu. Yani bu üçüncü dönem olmuş oluyor. Evet. Hayırlısıyla az önce de dediğim gibi emin adımlarla güzel bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Dün de yapmış olduğumuz seçim neticesinde gerek ilimiz merkezden, gerekse ilçelerimizden Mutki, Güroymak, Tatvan, Hizan, Ahlat, Adırcevaz'dan delegelerimiz, üyelerimiz, ilçe yönetimlerimiz, ilçe başkanlarımız, üyelerimiz katıldılar. Kullandıkları oylar neticesinde biz tekrar seçilmiş olduk. Bizi bu göreve layık gören bütün camiaya, delegasyona, üyelerimize, bu işe destek veren bütün paydaşlarımıza ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu iş kolay bir iş değil. Evet. Yani çok yoğun bir iş, çok koşturmalı bir iş. Çünkü üyelerinizin haklarını elde etmek için gerek genel merkez bünyesindeki çalışmalarınız, gerekse ildeki çalışmalarınız neticesinde muhatap olduğunuz üyelerinizin taleplerinize cevap vermek durumundasınız. Aksi takdirde yürütmekte olduğunuz işi hedefe ulaştırmanız mümkün değil. Şükürler olsun, rakipsiz bir şekilde seçimi almış olduk. Evet. Sayın Belediye Başkanımızın kongredeki ifadesini ifade etmek istiyorum. Rakip nerede? Ben rakip olmak istiyorum. Yani bir latife yaptı dün. Başkanım dedim, bizde böyle yürüyor işler şimdilik ama yarın ne getirir bilemeyiz. Tabii siz çalışmayınca temsil etmiş olduğunuz işin gerçekten gereğini yerine getirmezseniz elbette muhataplarınız size zamanı geldiğinde dersinizi verir. Dolayısıyla biz zamanında dersimize iyi çalıştık, iyi uğraştık, iyi koştuk, iyi koşturduk. Bütün muhataplarımız da gerçekten hemhal olduk. Bütün sahada da devamlı aktif bir şekilde çalıştık. Neredeyse gecemizi gündüzümüze kattık. Bu neticede elhamdülillah bugün gün itibariyle güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yoğun bir talep vardı dün seçimimizde. Özellikle ben Sayın Milletvekilimize teşekkür etmek istiyorum. Kongremize dün teşrif ettiler, onurlandırdılar bizi, şereflendirdiler. Allah kendisinden razı olsun. Teklifimiz, talebimiz gerçekten karşılık buldu. Sayın Vekilimizin katılması ayrı bir ahenk kazandırmış oldu kongremize.
Sayın Vekilimizin dışında seçimimize, kongremize katılan, bizleri onurlandıran başka paydaşlarımız da var. Müsaadeniz olursa onlara da tabii buradan hocam bir teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Sayın Bitlis Belediye Başkanımız Nasrullah Tangılay katıldılar. Güzel bir konuşma da yaptılar. Ben huzurunuza tekrar kendisine teşekkür etmek istiyorum. Tatvan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Emin Geyrani Bey, o da katıldı. O da güzel bir konuşma yaptı. Gündeme dair güzel sözler, ifadeler kullandı. Kendisine de ayrıyeten teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanımız Sayın Engin Günceoğlu, o da katıldı. Bizi onurlandırdılar gerçekten. Yani bizim üyelerimiz, delegasyonumuz, hocalarımız ziyadesiyle, onların gelişiyle memnun oldular. Sayın İl Müftümüz Sayın Mehmet Feysal Geylani Bey hocamız, o da katıldı. Müftü yardımcımız Gülnihal Bora hanımefendi hocamız, o da katıldı. Kendilerine de ayrıyeten Sayın Müftümüze ve yardımcısına teşekkür etmek istiyorum. Siyasi partilerimizin il başkanları, Hüdapar başkanımız, il başkanımız Cengiz Karakaya Bey de katıldı. Saadet Partisi il başkanımız da katıldılar. Emrah Bey, kendisine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Ayrıyeten protokolde bulunan birkaç isim daha var. Ben kendilerine buradan teşekkürümü devam ettirmek istiyorum. Eğitime Destek Platformu bölge temsilcisi sorumlusu Kadir Köstekçi Bey de katıldılar. Bizi gerçekten sevindirdiler. Böyle bir günde, böyle bir ortamda yani bizler için çok anlamlı, çok önemli. Onların dışında katılımcılar epeyce fazlaydı tabii. Civar illerimizden bizlere destek olmak için gelen şube başkanlarımız vardı. Onları da dillendirmek istiyorum buradan. Muş Şube Başkanımız Ferzende Aras Bey katıldılar. Van Şube Başkanımız Diyanet Sen, Nurullah Arvas Beyefendi katıldılar. Ağrı Şube Başkanımız Yasin Çınar Bey katıldılar. Ayrıyeten Siirt Şube Başkanımız Hamit Evin Bey katıldılar. Tabii şube başkanlarımızın kongremize teşrifleri hem camiamız açısından hem de bizler açısından çok anlamlı, çok önemli. Burada böyle bir günde bizi yalnız bırakmamaları gerçekten bizi ziyadesiyle sevindirdi. Ben her birisine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Ayrıyeten ilimiz merkezden katılan iş adamlarımız Çerkes Çan Bey katıldılar. Cesim Çan Bey yine katılmış oldular. İlim Yayma ve Cihan Numa eski il başkanımız ve şimdi müşavire ve danışma kurulu başkanımız Mustafa Cengiz Bey de katıldılar. Birlik Vakfı Başkanımız Mehmet maşallah Mehmetoğlu Bey katıldılar. Yani burada tabii hani daha zikredemediğim bir sürü katılımcılar vardı. Bizlerin yani bu sevincine onların ortak olması bizi gerçekten ziyadesiyle sevindirmiş oldu. Güzel bir ortamda ilçe başkanlarımız, yani sen ilçe başkanlarımız Mutki, Hizan, Tatvan, Ahlat, Adıcevaz, Güroymak yönetimleriyle beraber delegasyonla birlikte katılmış oldular. Tabii böyle bir ortamda seçimi tamamlamış olduk. İl seçim müdürümüz ekibiyle birlikte seçimi saat 1.30-2 gibi katılımcıların oylarını kullanmalarıyla birlikte tamamlamış olduk. Tabii gelen hocalarımız, üyelerimiz ziyadesiyle bu ortamda bu sevinci birlikte yaşıyor olmanın ayrı bir ahengi olmuş oldu. Ben bütün katılımcılara, gerek protokolde bulunan, gerekse diğer üyelerimiz ve delegasyona huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Tekrar bu yükü bizim sırtımıza yüklemiş oldular.
İnşallah biz de bunun hakkından gelerek güzel bir şekilde yolumuza emin adımlarla devam etmiş olacağız. Teşekkür ediyoruz hocam. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Allah razı olsun. İlk olarak hocam, Diyanet Sen nedir? Evet. Diyanet Sen ne yapar? Evet. Bunu biraz açıklar mısınız? Evet. Şimdi Hazal Hanım, malum 1998 yılında Diyanet Sen, Türkiye Diyanet ve Vakıf Çalışanları açılımını ifade ediyorum. Türkiye Diyanet ve Vakıf Çalışanları sendikası olarak geçiyor. Memur Sen'e bağlı. Memur Sen Konfederasyonu'nda 11 hizmet kolu var. Onlardan birisi de Diyanet Sen. Konfederasyonun ve sendikanın temel amacı üyelerinin özlük haklarını elde etmek, refah seviyelerini yükseltmek. Özlük haklarını nasıl elde edebilirler, nasıl edilir, haklar nasıl temin edilir? Malum gerek ilde gerekse genel merkez bünyesinde hükümet ve iktidarın yetkilileriyle masaya oturmak suretiyle üyelerimizin hakları, talepleri, istekleri yetkililere bildirilmek suretiyle bu haklar elde edilmiş oluyor. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Yıllarca özellikle din görevlilerinin üvey evlat muamelesi gördüğüne biz şahidiz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların tamamı aslında eşit haklara sahip olması gerektiği halde maalesef bizim yıllarca hocalarımızın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan hocalarımızın hakkı verilmemiş. Yani eşit haklara sahip oldukları halde biz şunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Sanki çifte standart söz konusu, sanki üvey evlat muamelesi yapılmış. Yıllarca yani Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan hocalarımızın bir teşkilat yasası olmamış. Allah'a şükürler olsun, 2004 yılından bu yana yetkiyi aldığımız, Memur Sen bünyesinde yetkiyi aldığımız günden bu yana bakıyoruz ki yani talepler her geçen gün mutlaka artar, talepler olur. Ancak meşru dairede bu talepler elde edilmesi gerekiyor. Birçok eksiğimiz var. Yani diğer kurumda çalışanlara nazaran bir mukayese yaptığımızda görüyoruz ki o kadar eksikler kalmış ki, o kadar noksanlıklar var ki. Yani en basitinden eşit seviyede çalıştığınız halde sizinle aynı pozisyonda olan bir başka memurun aldığı ücrete baktığınızda, sizin kendi aldığınız ücretle mukayese ettiğinizde ciddi bir fark olduğunu görüyorsunuz. Bundan 20 yıl öncesine baktığımızda bir öğretmenin almış olduğu ücret ile imamın aldığı ücret arasında ciddi bir uçurum olduğunu görüyorsunuz. Evet. Yani öğretmen, yani bir temsil şey olarak ifade ediyorum, örnek olarak 10 bin lira alıyorsa imam 5 bin lira alıyor. Veya öğretmen, hani mukayeseyi onun üzerinden yapıyorum. Netice itibariyle ikisi de memur. Yani hani bir farklı bir pozisyon söz konusu değil. Yani neredeyse yarıya yarıya. Biz sendika olarak, yani bu görevi devraldığımız günden bu yana, özellikle sendikamızda hizmet veren ve gerçekten yıllarını, gece ve gündüzünü bu işe adayan, şu anda aramızda olmayan, özellikle sendikamızın genel başkanı, kendisi avukattı. Allah rahmet eylesin, şu anda vefat etmiş. Kendisine rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ciddi çalışmalarda bulundu ve bayrağı kendisinden sonra gelen hocalarımıza devretti. 1998 yılında bu sendika kurulmuş. Kurulma yeri olarak da Eyüp Sultan'ın gölgesinde, Eyüp Sultan Camisi'nin imam odasında ilk temelleri atılmış. Ve çalışmalar o günden bu yana, çünkü çok büyük bir ihtiyaç olduğu fark edilmiş. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Bir yazarımız var, Emine Şenlikoğlu. Mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Evet. O bir konuşmasını dinledim. Diyordu ki,
benim imkanım olsaydı zamanında ben imamlarla ilgili bir sendika kurardım. Yani hani gücüm, kuvvetim bu işe yetmiş olsaydı veya eğer ben o alanda olmuş olsaydım, onlarla beraber çalışıyor olsaydım, mutlaka bir sendika kurardım ve hocaların haklarını elde etmek için bir mücadele gösterirdim. Tabii ülke genelinde şunu da hemen belirtmek istiyorum. Hocalarımız, din görevlilerimiz bulundukları yerde gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle görevlerini en güzel şekilde ifa ediyorlar. Yani bizim din görevlilerimiz gerçekten normal memurların dışında bir farklı bir pozisyon içerisindeler. Memurların çalışma saatleri belli. 8 ile 5 arası. Cumartesi, pazar tatil günleri. Yani tatil olan günlere baktığınız zaman mesela bayram tatilleri, dini ve milli bayramlarda bakıyoruz ki memur olanlar dinleniyorlar, istirahat ediyorlar, aileleriyle zaman geçiriyorlar. Bizim din görevlilerimizin çalışma saatlerine baktığınız zaman 7-24. Yani saati belli değil. Siz sabah namazına gitmek zorundasınız. Yatsı namazını 10-11'de, batıda mesela 10'da 10.30'da yatsı namazı kılınıyor yaz döneminde. Yani 7-24 çalışma şekli var. Tabi sadece cami endeksi bir çalışma değil, din görevlilerimizin yapmış olduğu çalışma nedir? Yani çalışma alanında neler var? Yani bir camide görevliyseniz mutlaka bulunduğunuz mahallede veya köyde siz halkın dertleriyle dertlenmek zorundasınız. Evet. Size gelen taleplere kulak vermek zorundasınız. Yani cenaze olduğunda ilk önce imamlar aranır. Taziye olduğunda ilk önce imamlar aranır. Efendim bir hasta olduğunda veya herhangi bir düğün olduğunda, yani toplumsal gerekli olan iş ve işlemlerin birçoğu gerek mahallelerde gerekse köylerde mutlaka imamlara intikal eder ve imamlar bir şekilde gelen taleplere göre hem cami görevlerini ifa ederler hem de bununla birlikte gecelerini, gündüzlerini katmak suretiyle yani toplumun bu taleplerine kulak vermek zorundalar. Dolayısıyla Ahmet Yıldız, Allah rahmet eylesin, genel başkanımız. Amin. Yol arkadaşlarıyla birlikte Eyüp Sultan İstanbul malum camisinin imam odasında sendikamızın ilk temellerini atmaya başlamışlar ve 98 yılından bu yana bu çalışma en güzel şekilde ifa ediliyor. Sendikamızın öncüleri, sendikamızın gönül erleri tarafından. Tabii 98'de bu yapılanma, bu kurulma aşaması tamamlandıktan sonra şükürler olsun 2004'ten bu yana da yaklaşık olarak 18 yıldır biz yetkili sendika olarak Türkiye'de bütün il ve ilçelerde, bütün beldelerde şu anda elhamdülillah söz sahibiyiz. Yani Şehir Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 140-145 bin personel var. Bu 145 bin personelin şu anda yaklaşık olarak 90 bini bizim sendikamıza, Diyanet Sene üye. Dolayısıyla Türkiye'nin mozaiği, yani dört bir tarafında şu anda üyesi olan bir sendika, hocalarımızın teveccühü ile bu iş gerçekten devam ediyor. Çünkü eğer siz temsil ettiğiniz işi çok güzel bir şekilde icra etmezseniz, muhataplarınız elinizdeki o yetkiyi alır. Siz gerek yerelde, gerekse genelde üyelerinizin taleplerine gerçekten kulak vermelisiniz. Onların dertleriyle dertlenmelisiniz. Onların istek ve taleplerine kulak vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla iller bazında il başkanlarımız, ilçeler bazında da ilçe başkanlarımız, genel merkez bünyesinde de genel başkan ve genel başkan yardımcılarımız gerçekten en güzel şekilde çalışmalarını yapıyorlar. Zaten bu çalışma iyi olmasaydı bugün 90 binlere varmamız mümkün değildi. Bizim Diyanet Şehir Başkanlığı bünyesinde toplamda
yaklaşık 23-24 sendika var bizim dışımızda, muhaliflerimiz. Evet. Onların tamamının üye sayısını şöyle bir hesapladığımız zaman 25 bini bulmuyor toplamı yani. Hadi daha biraz daha şey yapacak olursak 26-27 bini bulmuyor. Yani biz rakiplerimize nazaran onlara fark atmış durumdayız. Bütün sendikalar bir tarafa, bizim Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, bizim bir tarafta. Yani biz 90 binlerde iken onlar şu anda bütün sendikaların üye sayısına baktığımızda zaten yetkili de değiller. Hani KİK görüşmelerinde masa oturma şansları yok. Kamu kurum ve kuruluşlarında yetkileri yok veya toplu sözleşme masasına oturma şansları yok. Çünkü elinizde yetki olmadığında sizin gidip toplu sözleşme masasında oturup üyelerinizin haklarını hükümet yetkilileriyle konuşma şansınız yok. Dolayısıyla da 1999 yılında dönemin hükümet, yetkili hükümeti kendilerine Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 34 bin kadro açığı olduğu bildirilmesine rağmen sadece yıl itibariyle 1999'da bir tek kadro tahsis edilmiş. Sadece bir kadro. Ama 2004 yılından bu yana gülünç bir rakam. Yani siz 34 bin açık olduğunu bildiriyorsunuz yetkililere. Size verilen cevap nedir? Bir tek, sizinle dalga geçiyoruz. Bir tek kişi tahsis ediliyor. O da nasıl olmuş onu da bilemiyorum. Nasıl bir tanesi? Neye göre? Neye göre yapmışlar, o da anlamış değilim. Evet. Fakat 2004'ten bu yana baktığımız zaman tabii hükümetimizin bu konudaki duruşu çok önemlidir. Yani bu işe olan, gerçekten camiaya olan yaklaşımı çok önemli. Artık biz rakamları unuttuk. Kaç kişinin atandığını bu süre içerisinde. Çünkü ihtiyaç var. Gerek illerde, gerek ilçelerde, gerek beldelerde, gerek köylerde, gerek mezralarda. Çünkü Türkiye'nin dört bir yerinde cami var. Kur'an kursları var. Siz mutlaka bu camilerin olduğu yerlere ihtiyaca binaen atamalar yapmak durumundasınız. Taleplere kulak vermek zorundasınız. Bu dönemde gerçekten yani şunu ifade edebiliriz. Altın çağını yaşadığımızı ifade edebiliriz. Diyanet camiası şu anda hakların elde edilmesi noktasında, ücretlerin iyileştirilmesi noktasında, efendime söyleyeyim, bununla birlikte taleplerin yerine getirilmiş olması noktasında, yani diyebiliriz ki altın, yani zirvede, altın çağını şu anda camiamız, yani Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan hocalarımız altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Dolayısıyla tabii ihtiyaçlar ve talepler biter mi? Bitmez. Evet. Yani yıllarca elde edemediğiniz haklarınızı siz yavaş yavaş talep etmek suretiyle bakıyoruz. Ben mesela şöyle bir geçmişi bir baktım. Yani dün ve dünden önceki yıllara baktım. Yani 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl önce talep ettiğimiz şeylerin birçoğunun gerçekleştiğini, madde madde gerçekleştiğini görünce hep kaydetmişiz tabii. Neler talep etmişiz, talep ettiklerimizin kaçı gerçekleşmiş. Gerçekleştiğini görünce de diyorsunuz ki kendi kendinize, yani bu da olabiliyormuş demek ki. Evet. Yani bunlar gerçekten çok iyi iyileştirmelerdir. Tabii camiamız olarak da biz şunun farkındayız. Hükümetin yetkililerinin bu konudaki tavrı ve hareketi çok önemli. Yani camiaya, yani Şerif Başkanlığı'na karşı duruş çok önemli. Bu konuda biz bu konudaki yetkililere gerçekten ayrıyetten minnettarız. Biz hangi talebi, yani meşru dairede istediysek mutlaka karşılık bulduğunu da yani ifade edebilirim. Allah kendilerinden razı olsun diyorum.
Ayrıca tabii bu istek ve talepler elbette insan olmamız hasebiyle talepler hiçbir zaman bitmez. Günün şartlarına uygun yeni yeni talepler doğar. Siz de o talepleri ilgili mercilere ve makamlara iletmek durumundasınız. İmkanlar ölçüsünde bunların gerçekleşmiş olması bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Diyanet Sen faaliyetlerinden de biraz bahsetmenizi istiyorum. Dilerseniz bunlardan da biraz bahsedelim. Değerli izleyicilerimiz de bu konuyla ilgili bilgi alsın. Diyanet Sen faaliyetleri nelerdir hocam? Evet. İlde özellikle biz dün yaptığımız seçimde de bunu özellikle ifade etmiş olduk. Birkaç maddeyi böyle getirmiş oldum beraberimde. Bizim devamlı, faal bir şekilde, yani sahada olmamız hasebiyle faaliyetlerimizin tabii olması mümkün. Evet. Haftalık, aylık planlamalar yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bu planlamalarımız çerçevesinde gerek ilde, gerek ilçelerimizde, gerekse civar illerle olan irtibatlarımızda nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, bunları özellikle gözden geçiriyoruz. Biz bu çalışmaları yaparken ilde özellikle yaklaşık şu anda il genelinde aktif 5 sendika olmasına rağmen bizim dışımızda, bizler son 4 yıl içerisinde yaklaşık olarak 400 yeni üye kazandırmışız sendikamıza. Evet. Tabii zaten il genelinde personel sayımız yaklaşık 950 bin civarında. Gelişler, gidişler oluyor, emekli olanlar oluyor vesaire falan. Bunları da göz önünde bulunduracak olursak, bizlerin şu anda bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz üye sayısına baktığımız zaman da bunun ciddi bir rakam olduğunu görüyoruz. Ve özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Bu 5 yeni kurulan sendikaya rağmen bizim 400 yeni üye yapmış olmamız bizler için çok anlamlıdır. Çünkü siz üyeniz olmazsa sendikanın varlığının bir anlamı olmuyor. 950 bin personelin yaklaşık 650-700 tanesine biz ulaşmış durumdayız ve kayıtlarını, üyeliklerini yapmış durumdayız. Tabii teveccühleri sendikaya üye olmalar bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Bizler bu çalışmalarımızı yıl içerisinde yapmaya devam ediyoruz. Memursen İl Temsilciliği'nin düzenlemiş olduğu programlara katılıyoruz. Gerek il başkanlığı bünyesinde gerekse diğer alanlarda bu çalışmalarımızı Memursen'in yapmış olduğu çalışmalarda biz aktif olarak, çünkü konfederasyonumuzun en üst kurulu, zamanında toplantılara katılmış oluyoruz Memursen bünyesinde. Bununla birlikte dönem içerisinde yapılması gereken basın açıklamaları ve yapılması gereken eylemler varsa onları da birlikte yürütmüş oluyoruz. Memursen İl Başkanlığımızın bünyesinde, Memursen İl Bünyeliği bünyesinde toplamda 11 hizmet kolu var. Evet. İşte eğitim bir sendir, efendim sağlık sendir, Diyanet sendir, Bayındır Memur sendir. Yani böyle bünyede 11 iş kolu var. Birlikte hareket etmiş oluyoruz. Gerek ilde gerekse ülke genelinde, genel merkez bünyesinde alınan kararlar çerçevesinde bizler basın açıklamalarımızı ve bununla birlikte de yapılması gereken eylemler varsa onlara da katılmak suretiyle sendikamızın, üyelerimiz için gerekli olan günün gündemi neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmiş oluyoruz. Bununla birlikte ilde ve ilçe müftülüklerinde kurum ziyaretlerimiz oluyor. Yani gerek ildeki yeni atamalar, yeni gelen müdürlerimiz, kurum amirlerimiz geldiğinde kendilerini ziyaret etmek suretiyle, ayrıyetten ilçe müftülüklerimizi ziyaret ediyoruz. İlçe yeni atamalar olduğunda da imkanlar çerçevesinde ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve her ay il müftülüğü bünyesinde, ilçe müftülükleri bünyesinde
toplantılar oluyor. Muhtat toplantı olarak ifade ediyoruz bunları. Biz bu toplantılara katılmak suretiyle sendikamızın kazanımlarından, efendim çalışmalarından, faaliyetlerinden, etkinliklerinden falan bahsediyoruz. Üyelerimizi bu vesileyle de haberdar ediyoruz. Ayrıca o toplantıların dışında bizim özelde gerek ilde gerekse ilçelerimizde üyelerimizi bir araya getirmek suretiyle bazen lokantalarda yemek ikramlarımız oluyor. Bazen bir çay faslasında bir araya gelmiş oluyoruz. Kısacası üyelerimizle yani bu çalışmalar neticesinde devamlı irtibat halinde olmuş oluyoruz. Sahadaki üyelerimiz gerek merkezde gerekse ilçelerde bulunanlar bu vesileyle bizlerle devamlı irtibat halindeler. Taleplerini ilgili makama iletmeden önce bizlerle mesela görüşmelerde bulunuyorlar. Nasıl yardımcı, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Yapmamız gereken nelerdir? Hani takıldıkları yerlerde özellikle bizlere sorduklarında biz de kendilerine yol göstermiş oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Aşamadıkları yerlerde gerçekten bunlar çok önemli çünkü bazen insan takıldığında nasıl bir yol izleyeceğini de bilemiyor. Evet. Biz onlara rehberlik etmek suretiyle. Yani tabii sadece sendikal faaliyet denildiğinde onların işte üyelerimizin ücretlerinin iyileştirilmesi efendim şeklinde bakmıyoruz. Bizim bir de bu işin sosyal yönü var. Yani bu yönünü biz göz önünde bulundurmak zorundayız. İlgileniyoruz arkadaşlarla. Arkadaşlarımızın bu ilgiyi görüyor olmaları onları da hani ziyadesiyle sevindiriyor. Yani başarı sıkıştığında gece 12 dahi olduğunda çoğu zaman ben şimdi az önce programa gelmeden önce bir dakika iki dakika kala gördünüz iki sefer üstte telefonun hemen nasıl çaldığını. Yani programdayken telefon açık olsa zaten hani cevap verme şansımız mümkün değil. Yani taleplerin nasıl olduğunu ve arkadaşlarımızın nasıl bizlerle irtibat halinde olduğunu ifade etmek adına ifade etmiş oldum. Düzenli olarak teşkilat çalışmaları yapılıyor. Gerek ilde gerekse ülke genelinde teşkilat çalışması olmadan siz çalışma işlerinizi yürütemezsiniz. Teşkilat çalışması çok önemli. Yönetimde bulunan arkadaşlarınızla, üyelerinizle mutlaka irtibat halinde olmanız gerekiyor. İrtibat halinde olmazsanız bu teşkilat çalışmasında bir ayağınız aksak kalır. Yerinizde oturamazsınız çünkü muhataplarınız sizi mutlaka hareketlendiriyor. Sizi ilgili yerlere yani mutlaka cenaze olduğunda mesela örnek veriyorum faaliyetlerimiz arasında. Direkt olarak mesela aranıyoruz. Bizler yapılması gereken bir iş ve işlem varsa ilgili hocalarımızı, arkadaşları yönlendiriyoruz. Taziyeler için mesajlar atıyoruz. Bizzat bizler taziyelerde bulunuyoruz, cenazelere katılıyoruz, düğünlere katılıyoruz. Yani kısacası yani bu talepler bize intikal ettiğinde biz mutlaka arkadaşlarımızla irtibat halinde olmuş oluyoruz. Ve bu onları ziyadesiyle sevindiriyor. Evet. Böyle olunca da bir bağ oluşmuş oluyor. Sendikal bağla birlikte siz onu daha güçlü bir hale getirmiş oluyorsunuz. Ayrıyeten otel ve kurum misafirhaneleriyle görüşerek gelen konaklarımıza ve üyelerimize imkan sağlamış oluyoruz. Şimdi gerek ilde gerekse ülke genelinde hocalarımız bizi aradığında ilgili yerlere yönlendiriyoruz. Yani mesela irtibat halinde olduğumuz, anlaşma yaptığımız, anlaşmalı olduğumuz otellere ülke genelinde yönlendiriyoruz. Daha ucuz bir şekilde arkadaşlar bizim anlaşmalarımız neticesinde belli yüzdelikler ile anlaşma yaptığımız misafirhanelere ve otellere yönlendirmek suretiyle kendilerine bu anlamda çok yardımcı oluyoruz. Yani bu gerekli bir ihtiyaç. Geçen hafta cumartesi pazar bir hafta öncesini diyorum.
Türkiye'nin dört bir tarafından bizim arkadaşlarımız mesela buraya geldiler. Biz burada yardımcı olduk. Ayrıyeten buradan giden hocalarımız kalacak yerle ilgili bizleri aradığında bizler de ilgili şube başkanlarımıza veya ilçe temsilcilerimize o arkadaşlarımızı yönlendirerek onların rahat bir şekilde konaklamalarını sağlamış oluyoruz. Evet. Burada aslında çok önemli tabii bir hizmet. Ki. Onu da ifade etmek gerekiyor. Bununla birlikte yeni göreve başlayan personele genel merkez tarafından gönderilen hediye setler zamanında dağıtılmış oluyor. Yeni göreve başlayanlar oluyor. Geldiklerinde onlarla özel ilgilenmelerimiz oluyor. İşte bu sıralarda da inşallah nasip olursa ilimize yaklaşık ek atamadan, yedek atamadan 30 kişi falan gelmiş olacak. Onlarla da bu hafta, önümüzdeki hafta inşallah ilgileneceğiz. Bu ilgi alakayı gören hocalarımız elbette yani ziyadesiyle aileleriyle birlikte de memnun oluyorlar. Yol yordan bilmiyorlar. Mesela İstanbul'dan buraya ilk defa gelen birisi buranın ortamını bilemez. Veya işte İzmir'den gelen birisi buranın ortamını bilemez. Veya farklı illerden, fark etmiyor. Yani şunu demek istiyorum. İlgilendiğinizde siz buranın yabancı bir yer olmadığını, gerçekten rahat bir şekilde hareket edebileceklerini, kendilerine bu imkanları sunmuş oluyorsunuz. Bundan 2-3 yıl önce yine görev münasebetiyle yeni gelecek olan, göreve yeni başlayacak olan bir aile çocuğunu getirdiğinde, tabii biz burada ilgi ve alaka gösterdiğimiz zaman onların bizim bu ilgi ve alakamızı görmesi gerçekten onları hayretler içerisinde bırakmıştı. Hatta gelirken biraz şöyle, yani acaba göreve devam edelim mi, etmeyelim mi? Evet. Burada göreve devam edebilir miyiz? Çünkü batıdan doğuya bakış biraz farklı. Yani sanki burada yani şartlar ağırdır şeklinde hani yorumluyorlar. Televizyon ekranlarından gördükleri o olumsuz haberler neticesinde yani her taraf sanki böyle bir yani olumsuzluk hakimmiş gibi. Ama gelip ortamı gördükten sonra bizlerin buradaki misafirperverliğimizi sendikal faaliyetin ötesinde çalışmaları görünce elbette bu onları ziyadesiyle hani memnun etmiş oluyor. Hatta gelirlerken şunu söylediklerini ben duydum. Hocam dediler, biz aslında böyle kararlı değildik. Görev yapabilir miyiz? Yani kararsız bir şekilde gelmiştik. Belki istifa ederiz düşüncesiyleydi. Ama sizin yani sendika bünyesindeki bu çalışmalarınız, bu teşkilat çalışmanız, bizimle ilgi alaka kurmanız, bizimle ilgilenmeniz bizi tabii buraya bağladı. Evet. Ve burada 3 yıl görev yaptıktan sonra tayinlerini alıp gittiler. Dediler ki biz artık yani burayı gittiğimiz yerlerde en güzel şekilde anlatmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli bilgilerinden dolayı. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Diyanet Sen faaliyetlerini konuşuyorduk. Evet. Neler söylemek istersiniz? Evet. Bitlis Diyanet Sen olarak faaliyetlerimizi kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Oteller ve misafirhanelere yönlendirmeler konusunda üyelerimize yardımcı olduğumuzu ilde ve ülke genelinde hangi üyemiz nereye giderse mutlaka bizlerle irtibat halinde oluyorlar. İlçe temsilciliklerimiz vasıtasıyla bize ulaşıyorlar. Gittikleri yerlerde mağduriyet yaşamamaları için biz kendilerine azami derecede kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mutlaka anlaşmalı olduğumuz otellere, anlaşmalı olduğumuz misafirhanelere üyelerimizi göndermek suretiyle yardımcı oluyoruz. Ayrıyeten yani herhangi bir konuda ihtiyaçları olduğunda bizlerle irtibat halinde oluyorlar ve biz de imkanlarımız çerçevesinde kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıyeten aylık yapılan ilçe müftülük toplantılarına, il müftülük toplantılarına
bazen de iller arasında yapılan toplantılara katılmak suretiyle sendikamızın faaliyetlerini, sendikamızın kazanımlarını arkadaşlarla paylaşmış oluyoruz. Genel merkezimizin tertip ettiği Türkiye buluşmasına başkanlar kurulu toplantılarına zamanında tam kadro ile katılıyoruz. Enerjiyi sinerjiye çevirme imkanına sahip olmuş oluyoruz. Tabii genel merkez bünyesinde belli aralıklarla toplantılar yapılıyor. Bu toplantılara il başkanı olarak, ilçe başkanları olarak ve il yönetimi olarak katılıyoruz. Genel merkezimizin önemli gördüğü hususlarda orada istişarelerde bulunuyoruz. Ve sahadan bize gelen talepleri, sahadan bize gelen istekleri biz kendilerine iletmek suretiyle genel merkezde bulunan genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız konuyla ilgileniyorlar ve onlar da KİK görüşmelerinde özellikle kurum idari kurul toplantıları yapılıyor. Diyanet Şehir Başkanlığı bünyesinde bu işte görevlendirilen hocalarımız var. Sendikalarla irtibat halinde olan talepler maddeler halinde hazırlanıyor. İllerden toplu bir şekilde genel merkeze gidiyor. Genel merkez de bu gelen talepleri maddelemek suretiyle KİK görüşmelerinde bunu masaya yatırmış oluyorlar. 6 ayda bir KİK görüşmesi yapılıyor. Ayrıyeten toplu sözleşme 6.'sını gerçekleştirmiş olduk geçen sene. Toplu sözleşmede de personellerin, üyelerimizin talepleri yetkili makamlara, yetkili merciye toplu sözleşmede iletilmek suretiyle elhamdülillah başarılar elde edilmiş oluyor. Bugüne kadar yaklaşık bir hesap yapılmış. Yaklaşık olarak 300'ün üzerinde bu son zamanlarda talepler yerine getirilmiş durumda. Bu da sahada bizim bu talepleri yetkili makamlara iletip başarılı bir sonuç almamız sahada bizim elimizi güçlendiriyor. Evet. Çünkü siz çalışmalarınızı eğer yapıp karşılık bulamazsanız size üye olan insanlar, size üye olan hocalar bu üyelikten vazgeçerler. Mutlaka o taleplere mutlaka cevap verilmesi gerekiyor. İller bazında ise, ilçeler bazında ise bir sorun, problem olduğunda kurumumuzun idaresine yani müftülüklere, müftü beylere veya müftülük bünyesinde çalışan idarecilerimize iletilmek suretiyle sorunlar ve problemler minimize edilmiş oluyor. Tabii bazen üyelerimiz ve hocalarımız, öyle ifade edeyim, kendileri bizzat kendi sorun ve problemlerini yansıtamıyorlar. Yaşadıkları sorunu ve problemi bizzat kurum amirine iletemiyorlar. Bizi vasıta kılıyorlar. Biz de o vasıta ile o sorunu, o problemi, o talebi ilgili makama iletmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bu da onları ciddi anlamda rahatlatmış oluyor. Bizim de aynı zamanda gücümüze güç katmış oluyor. Birlikte hareket etmemize de vesile oluyor haliyle. Evet hocam. Ayrıyeten engelliler komisyonunu oluşturduk. Engellilerle ilgili kurumumuz bünyesinde neler yapılabilir? Bu komisyon marifetiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kendilerine el oluyoruz, ayak oluyoruz, göz oluyoruz, kulak oluyoruz. Çünkü engelliler bizim için ülkemizin bize olan emanetidir. Emanete iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Her insan engelli olmaya adaydır. Dolayısıyla engellilerle ilgili imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Engelli olan kardeşlerimiz de bizlerle irtibat kurmak suretiyle gerek kurum içinde gerekse kurum dışında yetkililerle görüşmek suretiyle kendilerine imkanlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıyeten gençlik kollarını oluşturmuş olduk. Bu süre içerisinde gençlerle ilgilenme. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir projesi var.
her bir imam, her bir din görevlisi 10 gençle ilgilenecek. Her bir görevli zaten 10 gençle ilgilendiği zaman o gençlerin genel olarak isteklerine kulak verdiği zaman, onlara yönelik plan ve programlar düzenlediği zaman, onlara yönelik piknikler düzenlediği zaman, onlara yönelik ders halkaları oluşturduğu zaman ne yapmış oluyor? Gençlerle cami, gençlerle imam, gençlerle din görevlileri arasındaki bu diyalog zirve yapmış oluyor. Tabii böyle olunca hocalarımız bunun karşılığını görmüş oluyorlar. Nasıl görmüş oluyorlar? Gençlerle ilgilenen hocalarımız halk tarafından, toplum tarafından, insanlar tarafından çok memnun kalmış oluyorlar. Böyle olması toplumdaki iletişimi, toplumdaki diyaloğu, toplumdaki hareketliliği daha fazla iyi noktalara ulaştırmış oluyor. Gençler bir sorun ve problem yaşadıklarında direkt kendileriyle ilgilenen birinin olduğunu biliyorlar. Dinin emirleri konusunda da acaba neler öğrenebiliriz, hocamızdan ne elde edebiliriz, ondan nasıl faydalanabiliriz şeklinde. Dolayısıyla alanlarında görev yapan hocalarımız bu çalışmaları en güzel şekilde yürütmüş oluyorlar. Yaz dönemlerinde 2 aylık yaz Kur'an kursları var. Zaten o dönemde bir sürü öğrenci derse gelmiş oluyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde cami dersleri var. Camilerde görev yapan hocalarımız ayrıca kış boyunca, yani yaz döneminin dışında kış boyunca belli saatlerde bu dediğimiz insanlarla, öğrencilerle program yapmak suretiyle ilgilenmiş oluyorlar. Gençlerin bizler için çok anlamlı olduğunu biz biliyoruz. Gençlerine sahip çıkmayan toplumlar maalesef en kısa zamanda tahrip oluyorlar, evet, yıkılıyorlar. Gençlik mutlaka dinlenilmeli, gençlere sahip çıkılmalı. Gençlerin yani yaşadığımız dünyada istek ve talepleri göz önünde bulundurulması lazım. Başkanlığımızın da gerçekten bu konuda çok güzel çalışmaları var. Biz Diyanet Sen camiası olarak da ciddi anlamda güzel çalışmalar bu anlamda yapıyoruz. Ayrıca Bitlis'te özellikle Diyanet Sen Şube Başkanı olarak ben geçen yıl üniversiteye gelen öğrencilerimizle yaklaşık 50'nin üzerinde öğrenciyle sayısal olarak rakam veriyorum. İlgilendik ve yurt sorunu vardı. Yurt konusunda kendilerine yardımcı olduk. Yetkililerle görüşmek suretiyle sıkıntı ve problemlerini giderdik. Rektörümüz özellikle bu konuya da vurgu yapmış oldu. STK'ların geçen yıl bize sağlamış olduğu katkı çok oldu. Mesela muhataplarımıza baktığımızda STK'lar, efendime söyleyeyim, yardım kuruluşları bu anlamda çok güzel bir çalışma yaptı. Biz Diyanet Sen olarak bu çalışmamızı Bitlis'te geçen yıl zirveye ulaştırdık. Yani evet, 50 öğrenciyle ilgilenmek, onların istek ve taleplerini yerine getirmek ve yer temin etmek, efendim yer temin ettikten sonra diyelim ki bir dairede gerekli ihtiyaçların yerine getirilmesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, halı, koltuk, perde, yani bir evde bulunması gereken bütün ihtiyaçlar kısacası. Burada Sayın Vali Yardımcımızla hani bu süreçte görüşmeler yaptık. İş adamlarımızla görüşmelerimizi yaptık, muhataplarla görüşmeler yaptık. Yani 50'nin üzerinde öğrenci ile ilgilenmemiz onlar için de bizler için, yani gençler adına güzel bir çalışma oldu. Biz bunun geri dönüşlerini de bu süre içerisinde almış olduk. Aileler tarafından bize çok teşekkürler geldi. Çocuklarımızla ilgilendiniz, yer, bark ve diğer ihtiyaçlar noktasında yardım kolilerini temin etme konusunda. Yani A'dan Z'ye ne gerekiyorsa yardımcı olmaya çalıştık. Bu geri dönüşler de bu sendikal faaliyetin ötesinde yardım kuruluşu olarak böyle bu şekilde insanlara yardımcı olmak bizim asli görevlerimiz arasında.
sendikamızın ücret, hak ve özgürlüklerin dışında bir de sosyal yönü var ifade etmiştim. Topluma bakan yönüne baktığımız zaman bizim zaten manevi sorumluluğumuz. Mutlaka bunu yapmamız gerektiği kanaatindeyiz. Bu bizim manevi sorumluluğumuz olduğu için biz gelen gençlerimiz de azami derecede teşkilatımızla birlikte, yönetimimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte ilgilendik. Bu geri dönüşler de bizi ziyadesiyle gerçekten mutlu etti. Ayrıyeten yardım kampanyaları düzenledik. Bu dediğimiz süre içerisinde Kadınlar Komisyonu tarafından İdlib'de 5 iyilik evi yaptırıldı. İdlib'de Kadınlar Komisyonu var bizim genel merkez bünyesinde. Bir de ayrıyetten illerimizde kadınlar komisyonlarını oluşturduk. Kadınlar Komisyonumuzun çalışmaları neticesinde İdlib'de malum yani ihtiyaç vardı. Biz bu işi başlattığımızda bunu gören paydaşlarımız da hani kendileri de katkısı sağlamış oldular. Onlar da bu iyilik evlerinin sayısını arttırmış oldular. Çünkü insanlar orada açıkta çok ciddi büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim bu hareketimiz bir nevi hem rehberlik hem de öncülük yapmış olduk. Bu da çok büyük bir fayda sağlamış oldu. Ayrıyetten genel merkez bünyesinde ülkenin dört bir tarafından katkı sağlamak suretiyle Ahmet Yıldız Külliyesi'ni yaptık Gana'da külliye. Külliye bünyesinde neler var onu da belirtelim. Cami var, Kur'an kursları var. Topluma yönelik toplumsal ev dediğimiz topluma hizmet eden bizde işte taziye evleri olarak geçiyor. Evet. Orada işte dediğimiz şekilde toplu olarak yemeklerin yapıldığı, yemeklerin verildiği aş evi şeklinde yıllık olarak gerçekten o yapmış olduğumuz çalışma muhataplarımızı, paydaşlarımızı bizlerle beraber hareket edecek olan kişileri de ciddi anlamda hareketlendirmiş oldu. Onlar da buna benzer çalışmalar yapmış oldular. Ayrıyeten su koyuları açmış olduk. Hem genel merkez bünyesinde hem de Bitlis Diyanet Sen olarak. Siz bir şeylere öncülük yaptığınızda mutlaka muhataplarınızın yani size olan desteğini görüyorsunuz. Biz bunu gerçekten gördük. Yeter ki yani bir çalışma sergileyin. Bir hareket sergileyin, bir yola koyulun. Mutlaka onun ile birlikte Allah rızası için yapılan çalışmada bir şekilde yanınızda iyilikseverleri görebiliyorsunuz. Bu da insanı gerçekten çok memnun ediyor. Biz bütün paydaşlara bu konuda bu işe destek veren, gerek ülke içerisinde gerekse sınırlar ötesinde yaptığımız ülke dışında yakın civar ülkelerimizde ihtiyaç olan yerlere yapmış olduğumuz yardımlarda bize katkı sağlayan bütün gerek iş adamlarına gerekse yardımda bulunan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Çünkü biz şu inançtayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ifadesini unutmuyoruz. Kendisi tok iken komşusu aç olanlar bizden değildir. Evet. Yani biz evimizde, keyfimizde, her şeyimiz yerinde iken komşumuz açlık içerisinde kıvranıyorsa yani böyle bir İslamiyet yok. Böyle bir inanç yok. Böyle bir düşünce yok. Yani olamaz. Dolayısıyla biz bu inancımıza uygun, bu inancımıza bağlı olarak gerek ilimizde, gerek ülkemizde, gerekse çünkü iyiliğin yapılacak olan yardımın sınırları yoktur. Siz sadece kendi ilinizden, kendi komşunuzdan, kendi ülkenizden, kendi ülkeniz üzerinden bunun hesabını yapamazsınız. Ülkeler bazında yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla zaten ülkemizdeki yardım kuruluşlarımız gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Gerek devlet bünyesinde gerekse bağımsız dernekler vesilesiyle duyarlı olan insanlarımızın sayısı çok fazla. Öyle olunca da mesela ülke dışındaki
kardeşlerimizin ülkeye olan bakışında gerçekten çok büyük bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz. Ben mesela bundan 4 yıl önce işte nasip oldu, hacca gittik, umreye gittik. Orada yani insanların, orada yani dört bir taraftan gelen insanlar var. Yani dünyadan gelen insanlar var hac için, umre için. Türkiye dediğiniz zaman sanki apayrı bir ülke. Onların yani sevdası şeklinde apayrı. Çünkü sizin yaptıklarınızın tamamından o insanlar haberdardır. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı bu minvalde devam ettirmek zorundayız. İnsanların bize olan bakışını, bizden beklentilerini göz önünde bulundurmak zorundayız. Elimizdeki bir parça ekmeği bölmeyi bilmeliyiz. Yani sadece kendi bireysel, kendi şahsi taleplerimiz üzerinden hareket edemeyiz. Geçmişte atalarımız, büyüklerimiz bunu yaptığı gibi bizler de hem bulunduğumuz yerde, komşularımızla olan hukukumuzda hem de ülkeler bazındaki yaptığımız çalışmalarla inşallah devam etmiş olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Ayrıyeten bütün ilçelerimizde yemekli programlar yapıyoruz. Tabii üyelerimizin beklentileri oluyor. Sizin hani üyeleri toparlamanız gerekiyor. Onlara kazanımları anlatmanız lazım, faaliyetleri anlatmanız lazım, yeni gelişmelerden söz etmeniz gerekiyor. Mesela son dönemde 6. toplu sözleşmede şu anda gündemde olan iki madde var. 3600 ek gösterge, süresiz sözleşmelilerin kadroya geçmesi. Bunlar bizim artık toplu sözleşme maddesi oldu. Nasip olursa zaten bu kesinleştiği 3600 ek gösterge 2023'ün Ocak ayından itibaren inşallah artık yürürlükte olmuş olacak. Meclisten geçti. Bazı eksik noktaları var. Bütün taraflar faydalanamamış. Mesela örnek veriyorum. Müdür faydalanmıştır 3600'den. Şef faydalanamamıştır. Veya bir memur faydalanamamıştır. Bunu biz yetkililere ilettik. Çalışma ve Sosyal Bakanımıza bildirdik bu durumu. Bakanımız, Cumhurbaşkanımızla da görüştü. Eksiklerin, aksakların giderilmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Önceleri Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir vaadi olmuştu. 3600 ek göstergeyi sadece 4 kesime vereceğiz demişti. İşte bu 4 kesim içerisinde sağlıkta çalışanlar, diyanette çalışanlar, emniyette çalışanlar, milli eğitimde çalışanlar. Daha sonra 4 kesime sadece verilmesinin sosyal dengeyi ciddi etkileyeceği düşünüldü. Ve bütün camiaya bu hak verilmiş oldu. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara. Evet. Biz çünkü yani bir kesimi diğer kesimden ayırma şansınız yok. Sonuç itibariyle diğer kurumlarda çalışanlar da bu ülkede, bu ülkenin kurumlarında çalışan insanlar. Dolayısıyla da bu karşılık buldu. Bütün kamu ve kurum ve kuruluşlarında çalışanlara bu hakkın verilmesi kararı bağlandı. Ama eksik ve aksak noktaları var. İnşallah biz bunu yetkililere ulaştırdık. Genel merkezimiz bünyesinde, memur sen bünyesinde. Bu sıkıntı da inşallah giderilmiş olacak. İnşallah. 3600 ek göstergenin gelmesi aynı zamanda birçok çalışanın emekli olacağı anlamına da geliyor. Çünkü size hem tazminat noktasında büyük katkılar sağlıyor emekli olduğunuzda, hem de maaşınızda çok ciddi bir fark oluşmamış oluyor. Bizde normalde şu anda 3600 ek gösterge gelmeden önce, örnek veriyorum, emekli olacak olan bir kişide maaş konusunda ciddi bir fark oluyor. Ama bu eğer gerçekleşecek olursa, ki inşallah gerçekleşecek, çok emekli olanlar da olacak kurumlarda, epeyce bir şeyler de olur. Aynen öyle. Evet. Yaklaşık olarak bizim Diyanet Şehir Başkanlığı bünyesinde 20 binden söz ediliyor. Yani emekli olacak kişiler. Evet. Dolayısıyla bu boşanan yerlerin de doldurulması gerekiyor.
Bunun mutlaka çalışması bu süre içerisinde de yapılacaktır. En azından yeni göreve girecek olan kişiler için de bir imkan sağlanmış olacak. Ve görevden ayrılanlara da bu imkanın sağlanması ayrıyeten hani sahayı rahatlatma noktasında da çok anlamlıdır. Ayrıyeten bizde 3000 süresiz sözleşmeliler var. Süresiz sözleşmeliler 2012 ile 2018 yılları arasında göreve başlayan görevlilerimiz, hocalarımız. Onların öteden beri işte biz ne zaman bize kadro gelecek, talepler bize iletildi, biz genel merkeze ilettik. Genel merkezimiz de bunu toplu sözleşmeye taşıdı. Toplu sözleşmede karar altına alındı. Toplu sözleşme maddeleri haline gelmiş oldu. Nasip olursa bu yılın sonuna kadar genel başkanımız da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Nasip olursa 2023 yılı itibariyle 3600 ek gösterge gibi süresiz sözleşmelilerin tamamı da kadroya geçmiş olacak. Evet. Çünkü onların sözleşmesinde kadroya geçiş yoktu. 2018'den sonra atananlar 3+1 olarak yapıldılar, göreve başlamış oldular. Onlar 3 yıl görev yaptıktan sonra +1, yani bir yıl daha görev yapmak o adaylık süresi içerisinde, bir yıllık süre içerisinde kadroya geçmiş olacaklar. Ama bu dediğimiz süresiz sözleşmelerin öyle bir hakkı yoktu. Tabii üyemiz olmaları hasebiyle de ısrarla talepler bize ulaştırılmış oldu. Biz de bunu toplu sözleşmeye taşıdık. 6. toplu sözleşmede bu karar altına alındı. Bu müjdeyi de bu arada bütün muhataplarımıza iletmiş olalım. 2022 yılının sonu itibariyle süresiz sözleşmelilerin tamamı inşallah kadroya geçmiş olacak. İnşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 18 bin süresiz sözleşmeli var. Bütün Türkiye'de ise yani diğer kurumlarla birlikte yaklaşık 300 bini geçiyor süresiz sözleşmeli. Dolayısıyla 300 binin toplu olarak kadroya geçişi gerçekleşmiş olacak. İnşallah onlar için de, ülkemiz için de, bizler için de hayırlı olur diye umut ediyoruz. İnşallah hocam. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bir iki madde daha ifade edeyim. Tabii, İnşallah hocam. Ondan sonra programımızı tamamlamış olalım. Üyelerimize sendikal faaliyetler ve taziyeleri için mesaj gönderilmektedir. Her zaman bu şekilde il ve ilçelerimizde. Bu bünyede diyelim, herhangi bir hocamızın bir yakını vefat ettiğinde bütün personele biz sendika olarak mesaj atıyoruz, bilgilendiriyoruz, araç hazırlıyoruz, arkadaşları işte taziyelere götürüyoruz. Bu şekilde en azından üyelerimizin bu sıkıntılarında kendileriyle birlikte olmuş oluyoruz. Onlarla birlikte hareket etmiş oluyoruz. Bir nevi destek olmuş oluyoruz. Bunun dışında tüm üyelerimizin taziyelerine imkanlar çerçevesinde icabet etmiş oluyoruz. Hasta ziyaretlerini de aynı şekilde takip etmiş oluyoruz. Yönetim kurulu toplantılarını gündemli olarak yapıyoruz. İlimize yeni atanan kurum amirlerini de ziyaret etmiş oluyoruz. Gelen masa ve duvar takvimlerini üyelerimize zamanında dağıtmış oluyoruz. Yani bu yaptığımız faaliyetler çerçevesinde üyelerimizin düğün, nişan ve cenaze merasimlerine katılıp üyelerimizin sevinç ve üzüntülerini kendileriyle paylaşmış oluyoruz. Tabii bu birkaç madde sadece hani dile getirdiğimiz. Çok daha fazla vardır ama zamanımız herhalde bugün itibariyle biraz daha zamanımız var aslında hocam. Eklemek istediğiniz bir şey varsa anladım. Ekleyebilirsiniz. Tabii şu var, yani bizim yaklaşık olarak 8 yıllık bir dönemi geride bırakmış olduk. Evet. Bundan sonraki süreçte de 4 yıllık bir süre önümüzde tekrar kardeşlerimiz, hocalarımız, üyelerimiz bu görevi bize tekrar tevdi etmiş oldular. İnşallah çalışmalarımızı artırarak, bu yapmış olduğumuz faaliyetleri artırarak kendilerine hizmet etmeye çalışacağız. Gerek yerelde, gerekse genelde. İnşallah bu çerçevede yapacağımız çalışmalar üyelerimizi, paydaşlarımızı, kardeşlerimizi memnun edecektir. Önemli olan şudur.
üyelerimizin bizlere desteği önemlidir. Evet. Desteğin olması önemlidir. Çünkü destek olmadığında siz ne yaparsanız yapın bir anlam ifade etmez. Biz bunu çok açık bir şekilde dün yaptığımız kongrede gördük. Bir düğün havasında geçti, bir bayram havasında geçti. Çok güzel bir ortam oldu. Program sonrası üyelerimize toplu bir şekilde yemek ikramımız oldu. Öğretmen evinin yemekhanesi tıklım tıklım olmuştu. O manzarayı görmenizi isterdim. Yani çok güzel, gayet çok güzel isterdik. Geçti gerçekten. Evet. Böyle olunca da insan karşılık bulduğunu görüyor muhatapları tarafından. Bu insanın gücüne güç katıyor. Demek ki benim daha fazla çalışmam gerekiyor. Daha fazla üretmem gerekiyor. Daha fazla gitmem gerekiyor. Daha fazla çalışmam gerekiyor düşüncesini de aynı zamanda insana kazandırmış oluyor. Ziyadesiyle insanı memnun ediyor. Öyle ifade edeyim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü programımızın sonuna geldik maalesef ki. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere de. BİT TV çalışanlarına da sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Allah işlerinizde kolaylıklar nasip etsin. Allah yardımcınız olsun. Çalışmalarınızın daha iyi bir şekilde devam etmesi temennisiyle. Teşekkür ediyorum hocam. Beni kırmayıp geldiğiniz için ayrıca tekrardan çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir kusurumuz olmuşsa affola. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.